Ama klişe tabiriyle zamanlama manidar bulundu. Buna döneceğiz. Gene aynı yere geldik. Bizim tarafımızdan da çok manidar bulundu. Ama en çok suçlanan yerlerden biri de Futbol Federasyonu oldu. Çünkü hani bu sözleşme bir Fatih Hoca'nın elinde var. Onun kasasında diyelim. Hani tabiri caizse. Bir de Futbol Federasyonu'nun kasasında var. Bu sözleşme nereden sızdı, nasıl sızdı? Bu konuyla ilgili neler yapıyorsunuz? Sizce buradaki amaç neydi? Ve bir sonraki maç, onu da geçeceğiz etap etap. Bir sonraki maçın bir gün öncesindeydi yine. Konya'daki milli takım kampıyla ilgili harcamalarla alakalı 7 milyon liralık bir harcamadan bahsedildi ki hakikaten o süreçteki bir kampta çok ciddi bir paradan bahsedildi. Federasyon resmi sitesinden yayınlandı. Etap etap gidelim. Ukrayna maçından önce Fatih Terim Sözleşmesi'nin... Şimdi bakın bu söylediklerinizin hepsi... Sızdırıldığını düşünüyor musunuz fiil olarak? Şimdi bakın bir kere bu 2013 senesinde bu mukavele zaten sayfa sayfa gazetelerde çıktı. 2013 senesinden bahsediyorum. Doğrusu ben de hatırlıyorum. Yani kendi gazetemiz Sabah, akşam gazetesi... Şimdi bir kere bu yeni gözüken bir şey değil. Yeni ortaya çıkmış bir şey değil. Benim yeri öğrendiğim bir şey yoktu. Yani bu 2013 senesinde çıkmıştı. Onun için diyorum çok manidar. Ve biz o günden itibaren de personel kadromuzla çok büyük değişiklikler yaptık. Çok elemanımız da gitti. Şimdi federasyon sanki bilerek sızdırmış, hocayla karşı karşıya, hocayı istemiyoruz da bir yol buluyoruz diye gözüküyor. Ama bu iki... Ne kadar elemanla yolu... Biz epey değişiklik yaptık, epey değişiklik yaptık. Kaç kişi bir rakam verebilir misiniz? Tasarruf olarak 50'ye yakın yapmışızdır ama... Toplamda? Tasarruf olarak yani bir eleman gitmiş, onun yerine bir daha kişi gelmemiş ayrı. Bir de mesela yanlış anlamayın, siz gittiniz, siz yerine başka birini getirdik. Buna girdiğiniz o rakam yüzlere falan da çıkar. Muhakkak bu giden birilerinden çıkmış olabilir. 2013 senesinden bahsediyorum. Ama gene eğer buradan birinden yeni çıktıysa bunu sorumlusu da sonuna kadar bulacağız. Ama biliyoruz ki 2013 senesinin şeyi aynen tekrarlandı. Gene dönüyoruz. Fatih Hoca gibi bir hoca. Galatasaray'dan aldığı maaş belli. O gün gelmiş. Tabii ki bir kulüpten aldığı maaşın belli kısmını da üstüne alıyor. Vergisini de ödemiş. Gizli hiçbir şey de yok. Ve gene söylüyorum, tekrarlıyorum. 2013 senesinde gündeme gelmiş. Çıkmış, sayfa sayfa çıkmış mukavele, yeni çıkmış gibi ve kimse o gün aynı yorum yapanlar bugün ilk defa görmüş gibi sağ olun size teşekkür ediyorum gördüm önceden diyorsunuz. Yani inkar edemem ki gözümle. Hatta neredeyse yazan bile yeni gördüm diyecek. Ve o halde ilk defa çıkmış ve federasyon bunu çıkmış. Ya biz niye bunu çıkartalım ki? Bana artısı ne olacak milli maçtan önce? Takım yenisi hocam eleştirilecek, ben eleştirileceğim. Bana ne artısı olacak? En komplo teorisi şuydu. Yani duyduğum cümleler içinde. Federasyon sızdırdı, Fatih Terim'den memnun değiller. Böylelikle hoca yıpranacak ve gidecek. Hocamız Anadolu çocuğu. Her yola açık, yani her yola açık derken konuşursunuz. Memnun, elinizi sıkar gider. Kendisi zaten bunu beyan etti. Bizim ayrı bir dostluğumuz var. Geçmişte aramızda sıkıntılar da yaşamıştık ama geldiği günden beri ayrı bir dostluğumuz var. Zaten bu dostluk... Yönetimle olan hocanın samimiyeti, benle olan dostluğu, eski ekibinde Ali Bey'in onunla beraber olması herkes de rahatsız ediyor. Çünkü herkes bir şey yapacağımızı bekliyordu bizim. Yani aramız kötü olacak, bir şey yapamayacağız. Bu birlik beraberlik de herkesi rahatsız ediyor. Şimdi dönelim. Biz hiçbir zaman dediğim gibi 2013'te çıkmış şey bir operasyon. Hocamız bunların hepsinin vergisini ödemiş, her türlü şey yapmış. Gizli bir şey de değil, her şey de ortada.